Babul mazmazati vel istinşaqi min kaffin vahidin. 22. bab. Bir kaftan ağız çayqaşlik ve burun qoqışlik babı. Mana burun çayqaşlikdan ağız çayqaşlikning hükmida ihtilob bo'lsa ham, ya'ni o'zi sabit bo'lgan narsa tahoratning amallaridan ekan. Endi bu qanday qilinishlik kerak? Bunda ihtiloflar var. İmam-ı Tirmizi endi bizga shuni bayon qilib bermoqchilar. Haddasana Yahya ibn Musa, haddasana Ibrahim ibn Musa ar-Raziy, haddasana Halid ibn Abdullah an Amr ibn Yahya an abihi an Abdullah ibn Zayd qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mazmaza wastanshaqa min kaffin wahidin fa'ala zalika thalasan. Tirmizi aytayaptilar, bizga Yahya bin Musa hadis aytib berdilar. Yahya aytki, bizga Ibrahim bin Musa ar-Razi hadis aytib berdilar. U kishi aytdilar, bizga Xolid bin Abdulloh hadis aytib berdi, Amr bin Yahyadan, u kishi otasidan va u kishi esa Abdulloh bin Zayd radhiyallohu anhudan. Abdulloh bin Zayd aytdilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'rdim, bir kaftdan og'iz chayqab, burun qoqdilar. Ve bu nesane 3 mertte kıldılar. Kala Ebu İsa ve fil babi an Abdillah ibn Abbasin. İmam-ı Tirmizi ettiler ki bu batta Abdullah ibn Abbas'tan hem hadisler vardı. Kala Ebu İsa ve hadisi Abdillah bin Zayd Hasanun Garib. Ve kadrava Malikun ve İbn-i Uyayna ve gayru vahinin hazel hadis an Amr ibn Yahya ve lem yazkuru hazel harfe anna nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem madumada vattan şaka min kaffin vahidin. İmam-ı Tirmizi ettiler ki Abdullah bin Zayd'in hadisi garip hasan hadistir. Bazı da sahih dedi bu hadisini. Yani köptülü sahih dediler. İmam Malik ve İbn-i Uyayna ve ondan başka ulamalar bu hadisini Amr bin Yahya'dan rivayet kılışadı. Ve şu harfini zikir kim ediler, yani şu cümleni. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağız çayqadılar ve burun qoqdılar bir kaftdan degan so'zni zikr qilmadilar. Va inama zakarahu Halid ibn Abdullah, buni Halid ibn Abdullah zikr qildi. Va Halid ibn Abdullah siqatun hafizun ind ahli hadis. Halid ibn Abdullah esa siqadur, ishonchli olimdir va ahli hadis muhaddislarning nazarida hafizdir. Va qala ba'du ahli ilm az-mazmazat va istinshaqu min kaffin wahidin yudzi'u. Ba'zi ahli ilm aytki, bir kaftdan mazmaza qilishlik va istinshoq qilishlik kifoya qiladi dedi. Shunday bir marta suv olasizda, shu suvni yarimiga og'zingizga chayqaysiz olib. Qolganiga burningizga chayqaysiz. Shu kifoya qiladi deyapti. Hadisdan olishyapti. Va qala ba'zuhum tafriquhuma ahabbu ilayna. Ba'zi aytki, buni ajratishlik biz uchun yaxshiroqdir deyapti. Ba'zi ulamolar, ya'ni Hanafiylar aytadiki, ikkalasi ham joiz. Shunday bir marta suv olib shu bir havuz suvingizni yarmiga og'zingizga chayqab, yarmiga burningizga chayqasangiz bo'laveradi. Shunday qilib 3 marta qilasiz. 3 havuz suv olgan bo'lasiz. Lekin o'rtasini ajratsangiz ham bo'laveradi va yaxshiroq. Ya'ni og'izga alohida suv olasiz, 3 marta alohida suv olib yuvasiz, keyin burunni boshlaysizda, burunni har bittasiga alohida suv olasiz. 6 marta suv olasiz. Hanafilar buni afzal deydi. Va qala Shafi'i إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا. Agar bir kafta ikkalasini jamlasa, bir suvartib ham og'zidan burunini chayqasa, u joizdir deyaptilar. Agar ajratsa, bizga bu yaxshiroqdir deyaptilar. Shofiyning qavlini Termiziy shunday keltiryaptilar. Imom Shofiydan ikkita qavl bor. Biri Hanafilardek 6 marta suv olishlik. Bular aytadiki, chunki maqsad og'iz burunni chayqashlikmi? Har bitti yuvganga alohida suv olsak, mukammal holatda yuviladi. Eng kamol suratda yuviladi, toza bo'ladi. Shuning uchun bunisi afzal deydi. Ammo mana Imom Termiziyni keltirgan hadisiga ko'ra, 3 marta suv olish degan kifoya qiladi. Har olganingizda ham og'iz ham burunni chayqaysiz. Ikkalasi ham sunnat, payg'ambarimiz alayhissalom ikkalasini ham qilganlar. Lekin Imom Navaviy, Ibn Hajarlar sharhlarda aytadiki, Shofiyning mazhabidagi mashhur qavl bo'lmas, Termiziyni aytgan gap emas. Shofiy mazhabidagi mashhur qavl o'sha bir kaftdan qilishlik. Shofiylarda shunday, shunisi mashhur. Bu masala afzaliyatdagi masala. Ular ham aytadiki, ikkalasi ham bo'laveradi. Ikkalasi ham sunnat deydi. Hanafiylar ham aytadiki, ikkalasi ham sunnat deydi. Holatga qarab ba'zan unga, ba'zan bunga amal qilasiz. Ba'zan masalan suv kam topiladi yoki vaqtingiz oz yoki ba'zan shu hadisga amal qilish uchun
Şu bir suap durup hem burnunuzu hem ağzınızı çakasınız. Yani hem ağzınızı hem burnunuzu çakasınız. Bu durur. Elbette kaysınız ki amel kısım en güzel halatta amel kılayım. Lekin karın daim bizi çöntürledi ki hutta hanefilerde ameli hadiske hılaftik, ahli sünnede bulmagen diye gösterdi. Bana imamı terimizi yetiştirdi. Bazı ahli ilim şunu yaşgıradı ve hatta Şafii hem hanefilerde kavluna etken. Şafii'de ilk defa var. Bir defa varsa hanefilerde şu sözü yaşlı diyenler. Lekin hiç kim hanefilerde rad kımagen, batıl demagen. Bizi hazır yaşlarımız ne doğru çünüşüp hanefilerde bütün amelde itiraf kılışan. Bu hadisi hem bazı hanefiler şundaylıkça kabul kılışadı, bazılar ihtimal kıladı ki bu hadisi şundaylıkça çünüşeyen buladı. Bu hadisi ikna manası var. Biri, o şey bir kez su altırır hem ağız çaykaştık hem istinşak kılıştık. Bu bir manası. İkinci manası şu ki ağız çaykaygende ve burun çaykaygende bir kez istinşak kılıştık. İkala kıldırmaz. Bir kez istinşak kılıştık. Diğer manan alır. Bir kez işletersiz, bir kez ile ağzınızda 3 metre su alasız. Kim yine şu kez ile burnunuzda 3 metre su alasız. Diğer manası hem var değildir. Peki mübarek şurayı başka köpkine rivayetlerde getirip bu mana bu hadisiye doğru kemiyizdir çüntürediler. Hanefilerde uzunu başka hadislerden delilleri var. Peygamberimiz aleyhisselam evvel 3 metre ağızlarını yudular, kim burunlarını 3 metre yudulardı. İstinşak, bana çarp 10 kol bile böyle diyor su alışlık. Ama istinsar çap kol bile bu yani afzal. Çap kol. Çünkü kalkanızda burundan elbette yakımsız nesneler çıkadı. İnsanın tabiatını hırar kıladığı yan. Çünkü şunu da çap kol işletken afzal.